Herkese merhaba ve günaydın. Bu sefer gerçekten günaydın çünkü saat erken, oldukça erken ama yatakta başlayamadım. Video çekmeye aklıma gelmedi, unuttum. Bir anda duşa girdim çünkü hazırlanmam gerekiyor. Bugün arkadaşlar, ben biliyorsunuz ki estetisyenlik eğitimi almıştım 4-5 ay önce, bitmişti. Ve bugün de Milli Eğitim bize sınav yapacak, hani belgeyi almak için. Arkadaşlar ben şimdi dişlerimi fırçaladım. Bu arada kamera düşerse sıçarız, yani kamera dediğim telefonum tabii ki de. Çünkü çok saçma bir şeylerin üstüne koydum falan, umarım düşmez. Daha var ya, bir de seminer vereceklermiş, yani sınav 5'te, bir de işte konu tekrar gibi bir şey olacak sanırım. Evet, yine altımıza, yani yüzümüze baz olarak kullandığımız vazelini aldık, elimize getirdik ve böyle sürüyoruz. Biraz önce birazcık kaşlarımı aldım ama canım çok yanıyor ya, of. Kaşlarımı alırken. O yüzden dedim ki doğallıkım o da. Bütün tüylerimi de almayayım çünkü gerçekten ağlıyorum. Çok hassas sanırım oraları. Mesela Musa alırken çok acı hissetmiyor. Ama ben oldukça acıyorum. Bayağı acıyor canım yani. Bu arada gerçekten nazar mı değdi bilmiyorum ama yüzüm kötüleşti ya. Ya biraz aslında oynadım maalesef, sıktım. Sen sikimsin, niye sıkıyorsun yani. Ama maalesef sıktım siyah noktalarımı. Bu yüzden onlar da sivilceye yol açtı sanırım. Öyle. Neyse, sana ters verken çok konuşmayayım da burada böyle hızlandırırım. Sonra anlamıyorsunuz çünkü. Hala konuşuyorum ama. Oldu ya bence ama doğallık moda. Çok da abartmaya gerek yok bence. Birazcık pudra geçeceğiz çünkü yani altına sürdüğüm, aslında diğer videolardan da biliyorsunuz ki ay vazelin gibi olduğu için oldukça böyle yağlı duruyor. Ama böyle böyle yaptığınız takdirde o hemen matlaşıyor. Benim gülerken maalesef ki fontan hep şuralara doluyor. Yani çok kişinin doluyordur. Herkesin de olmuyor biliyorum. Ama oralara böyle fontanı çok az sürüp pudra geçmeniz gerekiyor maalesef. Çünkü çizgi çizgi fontan doluyor ama pudra pek dolmuyor. Fontan sürmeyin oraya. Oralara çok minik bir fontan sürün. Ondan sonra şöyle şöyle pudra geçin. Ara sırada eğer baktınız gidiyor. Tazelersiniz canım, ne olacak? Makyaj çantanız hep yanında olur herhalde. Ay dün gece bir başım ağrıdı. Şuralarda şuralarda zonk zonk zonkladı falan. Ya başımın ağrısına uyandım hep. Ve daha kahvaltı etmedim ve birazcık açık sanırım. Güzel oldu. Şu tarafa. Kamerada çok az göründüğü için kameraya göre yapmayacağım. Hani size çok az gelebilir. Ama kamerada böyle görünüyor. Normalde öyle değil. Yani düşün, orada bile koyu görünüyor kamerada. Acaba gerçekten nasıl kalıp gibi kaldı orada. Neyse, yani benim yüzüm, ten rengim birazcık beyaza yakın olduğu için hani aldık her, yani kontür her türlü böyle duruyor. Ama birazdan onu yiyecek. Yani cildim emecek muhtemelen. Emer mi bilmiyorum. Oturacak yani cildime. Arkadaşlar ben hava durumuna baktım. Soğuk değil bugün. Biraz bulutlu, biraz güneşli ama asla yağmur yok. %0. Bu yüzden tişört giydim. Öyle. Ama üstüme mont mu alsam yoksa böyle ceketimsi daha ince bir şey mi alsam diye düşündüm. Mont almam ya. Sıcaklıyorum çünkü ben çok üşüyen bir insan değilim. O yüzden mont almayacağım. Öyle tamam. Daha var. Oturup oturup kalkıyorum. Keşke bu kadar erken uyanmasaydım. Bilge kimdi? Hoş geldin canım benim. İyi, iyi sen nasılsın? Böyle stresli. Full stres. Yok, şimdi daha 50 soru verecek. Cevaplayacağız.
Onların için. Aynen, evet. Milky önüne döner misin abi? Bunu ayırmadın. Ayırmadık, o tercihini yaptı. Ben sizi Derya ile tanıştırayım, Derya. Burada da Zeliş. Zeliş çok tatlısın ya. Canım, sen de öyle. Kür. Dur, stres yaptık, dur. Ne stresi aşkım ya? Biz günlerdir bu sınav için çalışıyoruz. Haksız mıyım? Haklısın. Hayır. Arkadaşlar, bunlar benim estetisyenlik arkadaşlarımdan bazıları. Allah seni kahretmesin diye şimdi saçını yolarmış şu an. Hayır. Henüz değil. Henüz oralara kadar gelemedim. Ben görmüyorum da böyle bir mesela şey... Reklam teklifi alacağım galiba. Ne açıyorsun? Şok şok şok. Canlı yayında. Nerede açacaksın? Klinik. Bırak şu telefonu da iş bu. Arkadaşlar biz soruları aldık gidiyoruz. Yani soruları aldık dedim, 50 tane soru sordular. İçlerinden aşkım göstereceğim hemen. Hemen patlamayın, hemen patlamayın. İşte 50 tane soru içinden çıkacakmış. Şimdi onları hırıl hırıl çalışmaya gidiyoruz. Bunlar da benim kurstan bana kalan en yakın, en samimi. Bir dakika demin sarılmadım. Abi her şeyin bedelini ödeyeceksiniz. Aşk olsun. Öyle şimdi gidiyoruz, sınava gireceğiz. Sınava 5'te daha 2-3 saat falan var. Öyle bir yerde oturacağız. Ay, güneş çok güzel vuruyor ama bakamıyorum. Salatası, don balıklı salata, Akdeniz salatası. Bakar mısın? Video mu? Evet, video. Gelebilirsin ama. Arkadaşlar bu da benim başka bir arkadaşım. Baya çok tatlı vurmadı mı gökkuşağı şu an? Tam suratında. Evet. Sanki gökkuşağı su kusuyordu. Aa, evet. Arkadaşlar biz baya fazla kişiyiz. Ya, ne kadar duru bir güzelliğim. Evet yapacağım. O yüzden başlattım. Tavuk ızgaranı yanı... Sabahtan beri hazırlanmamı çektim. Tavuk ızgaranı yanı pilav koyuyor musunuz? Evet öyle. Şey ama göğüs istemiyorum dediğim gibi. Evet. Bakım yapıyorum. Pirzola var mı? Kaç bakım videomu izlemedin mi? Hayır izlemedim. Ne yaptın? Keratin mi yapıyorsun? Hayır normal ya. Dur bak şimdi kapatayım anlatacağım. Dur son bir kez daha. Nerede kurs olacağımız, ay pardon, sınav olacağımız yer. Arkadaşlar biz sınavdan çıktık. Ve artık bir estetisyenim. Çok basit bir sınavda. İyi ki çalışmamışım. Geçtik yani hepimiz. Arkadaşlar hepinize estetisyenlik belgeniz mübarek olsun. Mübarek ama. Öyle şu an birazcık oturduk, sohbet ediyoruz. Birazdan dağılacağız. Hello. evet. Sonunda gün bitti arkadaşlar. Ben de eve çıkıyorum. Birazdan gün değerlendirmesi yaparız. Bak değil, estetisyenlik değil. Size bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir sonraki zamanda görüşürüz. Arkadaşlar inanılmaz yorulmuşum. Yani 9'da uyanmak gerçekten çok yorucu. Ay. Evet bugün... Ay şu benim de klasikleşmiş ev. Ay, evet bugün. Ne evet bugün? Yani bugün genel olarak toparlayacak olursak. Estetisyenlik eğitimi almıştım ben yaklaşık bir yıl önce. Bir yıl önce başlamıştım. 4 aylık bir eğitim. Mecidiyeköy'deki bir güzellik eğitim merkezinden almıştım. Ama Milli Eğitim onaylı sertifikalarımız olacağı için sınav ancak bugün yapıldı. Yani kurs bitiminden bir 7-8 ay sonra. Ama gidecekler için söylüyorum, bence harika bir şey. Yani gerçekten estetisyenlik cilt bakımı, lazer, epilasyon vesaire bunları yapıyor estetisyenler. Ve temiz bir iş, yani üniversite diploması gerekmiyor. Direkt gidin 4 aylık eğitiminizi alın. Hatta ilk 4 aydan çırak
çıraklık belgesinden sonra işte kalfalık, sonra ustalık. Ustalık sanırım en sonu muydu bilmiyorum. Yer açma belgesi diye ayrı bir belge var mı bilmiyorum ama yer açabilirsiniz eğer böyle bir imkanınız varsa. Ve hani güzellik sektörü hiç bitmeyecek bir şey yani. Ücreti de öyle amşan bir ücret değildi. Yaklaşık bir 2000 civarı. Tabii ki de taksitle ödeyebiliyorsunuz her ay, taksitlendirme oluyor. Yani ne bileyim, evde oturan hanımlar, yani en küçüğü bendim. Kurs yerinde herkes 35, 40, 50 yaşındaki Zeliş mesela. Zeliş 50 yaşında değil de hani bizden daha büyük. yanlış bir şey söylemeyeyim diye bir durdum. Evde oturmak yerine gidip bu eğitimleri alabilirsiniz. Hem sosyalleşmenize hem de cebinize çok iyi paralar girer. İlla bir yerde çalışmak zorunda değilsiniz. Freelance'da çalışabilirsiniz. İşte eşinize, dostunuza yaparsınız. Ondan sonra o ona söyler, o ona söyler. Birbirinizin reklamını yapar yani sizin. Büyürsünüz yani. Bir şeyler sormak isterseniz de Instagram'dan sorabilirsiniz. Ama direkt soruyu yazın lütfen. Hani Samet merhaba, bir şey sorabilir miyim diyorsunuz. Cevap vermiyorum. 5 gün sonra Samet bir bakar mısın, bir şey soracağım diyorsunuz. Asla cevap vermiyorum. 3 aydır hep bir şey soracağım, bak lütfen, çok önemli. Çok önemliyse sor. Ben cevaplayacaksam, yani cevaplayabileceksem cevaplarım. Ama böyle Samet, ya bunlar birazcık şey, oyun ya. Merak ediyorsanız bir şeyleri, sizi yönlendirebileceğim, benim eğitim aldığım yerden de birileri olabilir. Yani düşünüyorsanız düşünün. Sınav da çok kolaydı. Yani yalan yok. Zaten sınav öncesi böyle bir 2-3 saat tekrar böyle bir konu anlatımı gibi bir şeyler oldu. Uygulamalı eğitimleri oluyor. Tabii ki de ilk 2 aydan sonra sanırım uygulamalı eğitimler başlıyordu. Bizde de öyleydi. Ama hepsi çok eğlenceli. Sonuçta cilt bakımı yapıyorsunuz. Lazer yapıyorsunuz. Dermapen eğitimi görüyorsunuz. İğneli lazer vesaire 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 işte. Evet, bu video bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Yani yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü yani çok düştü etkileşimler ve ben düşmesini istemiyorum. 3 ay ara verdikten sonra gerçekten 10 video atmama rağmen peş peşe yine de toparlaması çok zor. Yani o 30 bin izlenmeleri çok arıyorum. Yani siz de seven ve destekleyen kişiler, birazcık daha destek olmak isterseniz, yorum yaparsanız ve beğenirseniz çok mutlu olurum, çok müteşekkir kalırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.